seyircilerimiz. Selamdan sonra bu akşamki misafirimizi tanıtıyorum. Besim Dibuk Beyefendi, Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı. Zaten kendisini tanıyorsunuz. Bu akşam kendisiyle Türkiye hakkındaki çareler, çözümler ve reçeteler hususunda sohbet edeceğiz. Efendim, damdan düşercesine ilk sorumla başlıyorum. Tabii efendim, buyurun. Bazı yazarlar ve düşünürler Türk halkı için biraz ahmak diyorlar. Hatta salak diyen bile çıktı. Bunların salak dediği halkımızın bir kesimi Avrupa ülkelerine, başka sanayi ülkelerine gidiyorlar ve çok başarılı oluyorlar. Acaba bizim aydınlarımız mı salak, idarecilerimiz mi ahmak, yoksa halkımız mı efendim? Şimdi insan zamanla çok şey öğreniyor tabii. Ben 30 senedir iş hayatındayım. Çok yurt dışına gidip geldim. Uzak Doğu ülkelerine de birkaç defa gittim. Avrupa'ya çok sık gittim. Benim tespitim Şevket Bey şeydir. Türk halkının hem çalışkan, hem müteşebbis, hem de çok zeki olduğu yönündedir. Bizim insanımız aynı zamanda çok da kanaatkardır ve kalenderdir. Zaten söylediğiniz gibi bu iş yurt dışında ortaya çıkıyor. Mesela Almanya'daki başarıları görüyoruz, değil mi? Oradaki. Evet, Avustralya'da bile başarılı oluyorlar. Evet. Sonra geçen de bir gazeteci arkadaşımız anlatıyordu. Moğolistan'a gitmişler Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Bakmışlar bizim Türk tırları. Bizim bisküviler, işte yiyecek maddeleri falan. Nasıl gelmiş? 2 aylık tehlikeli bir yolculuktan sonra. Yani Türkiye'den, İran üzerinden işte bir sürü tehlikelere maruz kalarak. Ancak bunu Türk tır şoförleri ve Türk müteşebbisi yapıyor. O bakımdan genel olarak şöyle bir dünyaya baktığımızda Güneydoğu Asya'da büyük bir gelişme görüyoruz ekonomik açıdan. Ama Türkiye'de de dinamit gibi bir müteşebbis grubu görüyoruz. İnsanlarımız da çok çalışkan. Büyük bir sermayedir o. Yani Türk insanının çok azla yetinerek bu kadar çalışması Türkiye'nin en büyük gücüdür. Bazıları der yani yeraltı zenginliği falan filan petrolden de önemlidir. Her şeyden daha önemli bizim halkımızın değeri. O halde bugün Türkiye'nin geri kalmışlığı herhalde halkından değil, Türkiye'deki rejimden ve sistemden oldu. Aynen öyle. Bizim de tespitimiz o. Yani bizim ülke, bizim tespitimiz, yani Liberal Demokrat Parti'nin iddialı olduğunu belirtmek istiyorum. Tabii birçok kimse buna katılmayabilir, dudak bükebilir. Ama doğru dürüst politikalarla idare edilsek, 5 sene içinde Avrupa'yı yakalayacağımızı düşünüyoruz. 10 sene içinde de dünyanın en zengin ülkelerinden biri olacağımızı düşünüyoruz. Yani bu politikalar da basit politikalardır. Yani liberal, demokrat politikaları uygulayarak bu kadar kısa zamanda bu duruma geliriz diye düşünüyoruz. Demek ki bunun Türkçesi şu, yanlış yönetildik, insanlarımız boğuldu, böyle imkanları hem elleri ayakları bağlandı hem de sırtına binildiği için az bir mesafe kaydedebildi. Yani bugün ben devleti şöyle görüyorum, devlet deyince kimse alınmasın, bu bir organizasyon, yanlış yola giden bir gemi gibi. Hem bizim sırtımıza binmiş devlet, hem de boğazımızı sıkıyor, arkadan da elimizi bağlamış. Şimdi diyecekler ki ne demek bu? Getirdiği yasaklar ve kanunlarla elini ayağını bağlamış. Getirdiği vergilerle de sırtına binip seni boğuyor. Sırttaki yük ne? Vergi. Senin kazancına da fazlasıyla el koyup israf etmiş. Şimdi bu ortamda tabii yol alamıyorsun. Halbuki o yükü bir atsan sırtında koşarak gideceksin. Bunlar basit politikalardır. Şimdi bu sohbetimizin içinde bunlara da değiniriz. Öyle basit kararlardır ki bunlar Türkiye'nin fırlaması için. Dersiniz ki ya bu ne kadar kolaymış. Yeter ki bir takım safraları atabilelim. Evet, kolay. Bunların safraları atmak da kolay. Efendim, şimdi demokrasi için ümit rejimi diyorlar. Fakat acaba Türkiye'deki demokrasi halka dayanan bir demokrasi mi? Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi
partilerin ve liderlerin demokrasisi midir? Şimdi bu ümit meselesini söylemeniz çok doğru ve güzel yerinde. Şimdi demokrasinin en güzel tarafı halkın ümidinin sönmemesidir. Çünkü insan ümitle yaşar. Ne kadar kötü durumda olursanız olun, bir ümidiniz olacak. Demokrasilerdeki ümit de ne? Bu iktidardan memnun olmayabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki ileride bir seçim var, muhalefet var. Büyük bir ihtimalle o değişecektir, daha iyisi gelecektir. Belki daha kötüsü gelir de daha felaket duruma girersiniz, o başka, ama ümidiniz o yöndedir. İnsan daima olumlu düşünür, ileriyi daha iyi şeyler bekler. Osmanlı'da biliyorsunuz halk veliaht için bunları söylermiş. Şimdi Osmanlı'da halk diyelim ki zor durumda, padişah var. Padişah'tan da bir şey bekleyemiyor, beceriksiz. Herkes kendi aralarında işte veliaht şöyle iyi, şöyle akıllı, şöyle adaletli, şöyle kuvvetli diye şeyler, destanlar söyleniyor. Ama kimse veliahtı tanımıyor. Niye? Ümit. Çünkü padişahtan sonra veliaht gelecek. Hiç olmazsa o işi düzeltecek diye bekleniyor. Şimdi demokratik sistemin özü bu. İnsanların ümidi kaybolmuyor ve iktidardan memnun olmayanlar ümitle bir dahaki seçimi ve muhalefeti bekliyorlar. Şimdi bu liderler meselesine gelince, ben bu liderler konusunda söyleneni biraz abartılı buluyorum. Şimdi demokrasi aslında bir de liderler rejimidir. Liderler rejimidir. Hani bazılar diyor ya kadro madro. Kadroyu kim yapıyor? Lider. Bitti. Yani burada kadro, efendim kadro, bunlar havadır. Akıllı bir lider iyi bir kadro kurar. İyi olmayan bir lider de kötü bir kadro kurar. Kadro her zaman vardır. Kimi yağcıdır, etrafında dolaşır. Kimi ciddi, becerikli adamdır. Bu lidere tabi bir olaydır. Demokrasilerde lider çok önemlidir. Çünkü totaliter rejimde beş para etmez bir adamı da lider yaparsınız. Çok vasat bir adamı alın totaliter rejimde. Bütün basın yayın organı elinizde olsun. Adamı pohpohlayın. Her tarafa resmini alsın, fotoğrafını alsın. Adam karizmatik bir lider olur, çıkar. Adam çıktığı zaman piyasaya herkes tir tir titrer. Ya bu adam geldi diye. Asıl mühim olan demokrasilerde, çünkü her şeyin yaldızı dökülüyor. Demokraside liderleri televizyonlar, gazeteler sigaya çekiyorlar, sıkıştırıyorlar, ters taraflarını söylüyorlar, tenkit ediyorlar. Demek ki demokrasilerde partilerin başında gerçek liderler lazım. Neden? Çünkü o partiyi belli bir hedefe doğru, belli bir misyona doğru sürükleyecek kendi kadrosunu. Bu arada topluma da ümit verecek. Artı kendi varlığıyla programı ve ümidinin simgesi olacak. Çünkü ümit dediğin mücerret bir olaydır. Ama insan müşahhas önünde duruyor. Yani halk diyecek ki ya bu adam beni daha iyiye götürecek. Beni daha zenginleştirecek. Beni daha mutlu edecek. Şehirde problemi varsa şehrin problemlerini çözecek. Onun için bu liderler sultası falan lafı var ya, bu tamamen lafı güzaftır. Zaten lideri de seçiyorsunuz. Yani parti lideri belli delege sistemi de olsa, üyelerin oylarını seçiyorsun. Seçtikten sonra da lider eğer kendi partisi içinde demokrasi işletmiyorsa ne oluyor? Zararını o görüyor. Şimdi bakın, son olaylarda ön seçim yapılmadı. Parti liderleri aday seçtiler. Buradaki hata ne oldu biliyor musunuz? Kaybeden kabahati lidere attı. Belki çoğu zaten ön seçimde elenecekti, sesini çıkarmayacaktı. Ama parti lideri neyi düşünür? Akıllı lider. Hepsi bunu düşündü anlamında söylemiyorum. En iyi ve halk tarafından en fazla sevilen aday getirecek. O da çok oy almak istiyor. O bakımdan o konuda fazla şey yapmıyorum. Peki o zaman bu tek adaylı dar bölge sistemi hususunda ne düşünüyorsunuz? Ha, onu çok olumlu buluyoruz. Bakın bu güzel bir şeye işaret ettiniz. Bizim Türk demokrasisinin bunalımdan çıkması için bizim teklifimiz iki turlu başkanlık sistemidir. Bu en can alıcı nokta, bu sorduğunuz sorudur. İki turlu başkanlık sistemi ve her milletvekili için bir dar bölge. Ve orada da iki tur. O zaman bu parti diktatörlüğü azalır. Hiç olmazsa kalkmış azalır. Oluyor. Azalır. Şimdi bunu seyircilerimiz için biraz daha açmak istiyorum. Neden? Çünkü bu seçimin sonucu gene bir koalisyonlar olacak. Koalisyonlar ümidi tüketen bir olaydır. Neden? 2-3 parti bir araya geliyor. Hiçbiri kötü yaptığı işe sahip çıkmıyor. Sadece iyiyi paylaşmaya çalışıyorlar. Ve mesuliyeti birine yükleyemiyorsun. Diyor ki ben tek başıma değildim ki diyor. Ortağım vardı, o yaptırmadı diyor. Çık işin içinden. Halbuki demokraside
birini seçiyorsun, bakıyorsun söylediğini gerçekleştirmiş mi, durumu düzeltmiş mi, beğeniyorsan tekrar seçiyorsun, beğenmiyorsan indiriyorsun. Şimdi koalisyonlar dediğim gibi ümidi tüketiyor. Ve sonuçta istikrarsız bir yönetim çıkıyor. Ne diyor bizim şeyler anayasamızda? İstikrarlı yönetim, adaletli seçim. Seçimde adalet, yönetimde istikrar. Parlamenter demokraside bu olmaz ki. Temsilde adaleti getirdiğin zaman 10-12 partinin temsil edildiği bir meclis getiriyorsun. Peki hükümeti kim seçiyor? Meclis seçiyor. O zaman ne oluyor? İkide bir değişiyor hükümet, istikrar olmuyor. Şimdi bunun çözümü başkanlık sistemi. Nedir o? Her partinin lideri, lider olmaz da çok böyle oy alacak karizmatik kişiyi ama çoğunlukla liderdir bu, adaylığını koyuyor. Halka diyor ki ben 4 veya 5 sene şunu 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 yapacağım. İlk turda 5-10 aday giriyor seçime. İlk turda en çok oy alanı seçerseniz haksızlık olur. Çünkü %15 oyla, 16 oyla adam başkan olur. Diğer %85 ona karşı seçmediğim adam diye meşru hissetmez kendini. İki diyelim ki aday en çok oy aldı. Biri %18 aldı, biri %16 aldı. Diğerleri de %5-8-10 falan aldılar. O iki aday iki hafta sonra tekrar seçime gidiyor. Bu sefer o iki aday ne yapacak? Diğer partilere göz kırpacak, yumuşak davranacak. Yani kompromi yapacak, çok şiddetli seçim çatışması olmayacak, birbirlerine girmeyecekler. Çünkü her aday düşünecek, ikinci turda bu arkadaş bana lazım olabilir diyecek. Rakibi olsa bile daha bir nezaket, daha bir yumuşaklık içinde bir seçim kampanyası olacak. Ve ikinci turda da iki adaydan %50'yi alan başkan seçilecek. %51'i alan. 50'nin üstünde alan. Yalnız buradaki özellik şu, halkımızın bunu bilmesi için söylüyorum. Başkanlık sisteminde başkan yakın arkadaşlarını, milletvekillerini değil, yakın çalışma arkadaşlarını bakan olarak seçiyor. Ve güven oyu diye bir şeye ihtiyaç yok. O zaman meclisten kurulmuyor kabine. Hayır, dışarıdan kuruluyor. Ve böylece meclis kanun yapma, yasama vazifesini yapıyor. Bravo. İcrayla bravo. Meclis ayrılmış bravo. Oluyor çok şu anda. Çok güzel söylüyorsunuz. Bir de sizin şeyinize ilaveten denetimi adam gibi yapıyor. Evet. Şimdiki durumda biliyorsunuz denetim olmuyor. Kesinlikle. Ve denetim olmayınca halkımızın şeyi azalıyor, güveni azalıyor meclise. Bir de meclisin itibarı düşüyor. Genel olarak bir şaibe çıkıyor. Denetim olmadığı için şaibe üstte kalıyor. Ve meclisin itibarı gitgide aşağı iniyor. Halbuki meclis sıkı bir denetim yapabilir. Şimdi hükümeti meclis çıkarınca çoğunluk kendi adamına sahip çıkıyor. Onun aleyhine denetime gidemiyor. Ve şaibeli kalıyor. O bakımdan sizin bu işaret ettiğiniz iki turlu dar bölgede gerçek liderler ortaya çıkacak mecliste. İki turlu başkanlık sisteminde de bağımsız verdiği programı çatır çatır 4 veya 5 sene uygulayacak. Başkanlar gelecek ve hesabını da soracağız. Diyeceğiz ki 4 sene sonra halk sen bak bunu söyledin yapmadın. Hadi bakalım aşağıya başkasını seçeceğiz. Şimdiki durumda öyle değil. Üçlü bir koalisyon olsun bu seçimin sonunda. Gelecek seçime giderken ne derler biliyor musun? Daha 4-5 sene sonra efendim bize bıraksalardı cennet yapacak. Ülkeyi yapamadık diyecekler. Haydi çık işin içinden şimdi. Halk olarak düşünsene kime oy vereceksin? Aklın karışıyor. Bu kadar karmaşaya gerek yok. Bu sistem bize göre çok doğru bir sistem. Evet. Efendim şimdi gözlerimizi biraz da uzak doğuya çevirelim. Bizden çok geç başlayan 1950'lerde bir iç savaş geçiren, 500 bin kayıp veren bir Güney Kore şu anda efendim kalkınma yarışında fersah fersah bizden ileride koşuyor. Yine Tayvan, Singapur, Hong Kong, hatta Malezya bile dört dala gidiyor. Biz de nal topluyoruz. Peki bu Uzak Doğu'nun kaplanlarına karşı bu Türk aslanlar ne oldu efendim? Şimdi Güney Kore'deki o kaplanlar olayı ayrı bir olaydır. Biz onu çok desteklemiyoruz. Yani devlet eliyle zoraki büyük firmaların çıkması yanlıştır. Ekonomiyi kendi haline bırakacaksınız, büyük firma kendiliğinden çıkacak, kendi gücüyle çıkacak. Onun için Güney Kore, Tayvan modelleri tam Türkiye uygun modeller değil ama çeşitli açılardan başarılıdır ekonomik kalkınma açısından. Bizim memleket ise bunların hepsinden avantajlıdır. Neden? Çünkü biz köprüyüz üç kıtanın arasında. Tayvan ta Asya'nın bir ucu. Kore öyle.
Kore'nin yanında Allah'tan Japonya var. Çünkü Japonya büyük bir pazar ne de olsa. Çin de büyük pazar, idare ediyorlar vaziyeti. Fakat bizim o tam üç kıtanın ortasında olmamız, hemen üstümüzde Rusya, Ukrayna müthiş pazar, Balkanlar, Orta Asya, bu tarafımızda İran, aşağıda Orta Doğu, Balkanlar, şeyler, Avrupa'ya çıkışımız, bütün bunlar bir köprü. Yani biz köprünün sahibiyiz. Demin söyledim, biraz akıllı olsak, onun da reçetesi şu, yani herkes diyecek ya biraz akıllı olsak da nedir bu akıl? Gayet basit. Gümrükleri sıfırlayacaksınız. Öyle gümrük birliği falan tamam da herkese sıfırlayacaksınız. Aynı habur kapısı gibi. Habur kapısı var ya, ufak bir yazıyla açılmıştır, bir yatırım yok. Habur kapısına bir fax gitmiştir kapıya. Bu kamyonları rahat bırakır, gidip gelsinler diye. Başka bir şey yok. Yol, köprü hepsi vardı orada. Biz ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Bütün sınırlarımızı açacağız. Her türlü ticarete. Kimse sormayacak ne alıp ne getiriyorsun. Köylü iki çuval unu eşeğine koyacak, tıkı 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 karşıya geçecek Suriye'ye, onu satacak, oradan bir şey alıp bu tarafa getirecek. Almıyorsa da sormayacağız niye almıyorsun diye. O kendisi aptal mı? Bilir. Belki veresiye satmıştır, bir dahaki sefere bir şey alır. Yani herhangi bir sorgulama, para geldi mi, gitti mi, formalite yok. Bir tek şuna bakıyoruz, silah ve uyuşturucu kontrolü yapılacak. Yani bu ikisi gidip gelmeyecek. Ve böylece bütün sınırlarımız var ya, Güneydoğu, İran, Kafkasya, bu taraftan Bulgaristan, Yunanistan müthiş bir ticaret doğacak. Çünkü bizde satılacak mal var. Bakın bizim özel sektörümüz devletin kötü yönetimine rağmen yine çok başarılı. Çok güzel tüketim mallarımız var. Bavul ticareti bile bunun delili efendim. Bravo, çok güzel söylediniz. Niye bavul için gelip bizden alıyorlar? Şimdi biz kendimizi boğmuşuz. Yani sınır koyarak kendi kendimizi boğmuşuz. Bakın bütün vatandaşlara söylüyorum. Eski tarihi karıştırsınlar. 70-80 sene evvel, 100 sene evvel Diyarbakır'da, Mardin'de, Kilis'te çok güzel konaklar, evler vardı. Zenginler vardı. Bunları devlet mi zengin etti? Yok, ticaretten zengin oldular. Çünkü bütün o eski ticaret yolları, Mezopotamya'dan, Irak'tan gelen yollar Diyarbakır'dan geliyor. Oradan işte Kayseri üzerinden İstanbul vesaire gidiyor. Bu yol üstündeki şehirleri açarsak sınırları hem müthiş bir ekonomi doğacak. Millet zannediyor ki bu ticareti açtığımız zaman İç şeye zararlı olacak. Aksine bizim mallar daha çok satılacak. İlaçlar, bisküviler, yiyecek maddeleri, deri mamuller, aklınıza gelen her şey satılacak. Peki bu Irak ambargosu o zaman Türkiye için felaket oldu tabii. Çok ve haklısınız bunun... ama o konuda bizim de kabahatimiz var. Şimdi Batılılar Irak'a ambargo uyguladılar. Biz de Batılılarla ille de didişmeden ambargoyu sınır ticaretiyle kaldırırdık. Yani şöyle, sınır ticaretini serbest bırak, de ki ambargoyu da uyuyorum de. Yani şimdi devlet bizim sınırlarımızda sınır ticareti yap yapma demiyor Birleşmiş Milletler. Biz diyeceğiz ki özel durum, sınır ticareti. Ayrı bir iştir. Karışmayın buna. Bitti. Yani haburu onlar kapatmadı, biz kapattık. Yani haburu kapatan Körfez Savaşı'ndan sonra biz olduk. Şimdi bir tek haburun ekonomisini anlatayım da şu gümrük şeyi ortaya çıksın. Haburda 1 lira veya 1 dolar şeye gittikten sonra yani bir gidiş gelişte 9 dolara çıkıyor. 1 dolara alınan işte patates, soğan, muan gidiyor orada 3 dolara satılıyor. 3 dolarla mazot alınıyor. 3 dolarlık mazot da bu tarafta 9 dolara satılıyor. Ne oluyor? 1 dolar bir gidiş gelişte 9 dolar oldu. Birkaç doları tabii arada rüşvete falan filan gidiyor. Evet. Fakat sonuçta müthiş bir gelir ve o gelir de insanlara iş imkanı sağlıyor. Terörün ve ekonominin Güneydoğu'da tek çaresi serbest sınır ticaretidir. Bazıları çıkıyorlar televizyona, efendim Güneydoğu'ya devlet yatırım yapsın. Ne yapacak? Bizim paramız orada heba olacak. Yapıldı birçok fabrika, kalmadı. Halkı bırakalım. Tabii, rahat bırakın. Mesela çok bisküvi alınıyor değil mi? Akıllı adam gidecek bisküvi fabrikası kuracak. Ne alınıyor mesela? Diyelim ki giysi, bir şeye talep var. Onun fabrikası kurulacak. Fabrika önce taleple kurulur. Bak önce fabrikayı kurup sonra müşteri aramazsın. Önce bakarsın ne satabilirim, onu yaparsın. Mesela ben 5 kollu bir ceket yapacağım. Ondan sonra da müşteri arayacağım. Ya 5 kollu ceket satılmaz. Önce bunu bileceksin. Demek ki önce talep lazım. Talep ne? Sınırları açacaksın. Komşularımız ne istiyor? Ondan sonra orada ticaret, ekonomi kalkınır. Biz Güneydoğu'yla ilgili hiçbir teşvik düşünmüyoruz. Bakın söyleyeyim. Sadece düşük vergi düşünüyoruz. Ülkeyi üçe bölüyoruz. Az gelirli bölümler. Ama bu Sinop'tur. Hep Güneydoğu değil. Siirt, Sinop, Burdur. Bunun bu gibi. Yani coğrafi değil. Belki Artvin. Belki Artvin. Doğru söylediniz.
orta bölümler, Konya, Gaziantep gibi, bir de zengin olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi. Zengin bölümlerimizde vergiler yüksek. Tüketim vergileri, sigara, benzin, bu tip şeyler de yüksek. Ortada %5 seviyesinde, düşükte çok düşük. Gelir vergisi de yok orada. Yani sadece vergi muafiyetleriyle az gelişmiş yöreleri kalkındırmaya amaçlıyoruz. Direkt bir şey yatırdın mı israftır. Devlet birine kredi verdi mi o da israftır. Çünkü kredi nedir? Piyasadan daha ucuz para veriyorsun. Sonra ondan sonra kovala dur adamı. O yatırımı yapmış mı, yapmamış mı? Hiç buna gerek yok. Efendim, şimdi seçimden sonra Türkiye'yi biraz dar boğazlar bekliyor. 400 trilyon iç borç, 4 milyon ton buğday açığı, şeker yok, et yok, 11 milyon işsiz, efendim sosyal sigortalar, emekli sandığı iflasın eşiğinde. Acaba Türkiye bu dar boğazlardan nasıl geçecek, bu fırtınaları nasıl atlatacak? Doğru söylüyorsunuz. Türkiye'nin büyük bir iç borç problemi var. Dış borcu var ve diğer sosyal sigortalar ve diğer problemleri var. Şimdi bu akıllı bir yönetim gelirse kolayca atlatır. Yani akıllı yönetim, akıllı diyorum dikkat edin, hissi değil, akıl. Ama şimdiki, geçmişteki gibi idare edilirse bunlar kar topu gibi büyür, daha büyük bir şekilde ileriye intikal eder. Bizim bu konuda çözümlerimiz var. Yani Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü bütün bu söylediğiniz problemleri halletmeye yetiyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir bakkalsınız, belli bir cironuz var. Günde diyelim ki 30 milyon ciro yapıyorsunuz. 30 milyon ciro yapıyorsunuz. Ayda bu 900 milyon eder. İşte bundan bir 250 milyon karınız kalıyor. Fakat o sırada gitmişsiniz tefeciden 2 milyar faiz borç almışsınız. Ve 2 milyar içinde her ay 200 milyon faiz ödüyorsunuz. Elinize bir şey kalmıyor. Bitti. Ve ondan sonra da masraflarınız gelişemiyorsunuz. Şimdi burada ne yaparsın sen? Yazlığın vardır Bodrum'da. 2 milyara satarsın onu, borcu ödersin değil mi? Akıl bu değil mi? Evet. Bitti işte. Bakkal hesabı. Bizim, çok ilginçtir, bizim partinin ekonomik şeyi bakkal hesabına dayanır. Benim de en sevdiğim işletmeciler bakkallardır, onu söyleyeyim. Büyük eziyetlere rağmen ayakta kalıyorlar. Çünkü bakkal hesabı her yerde geçerlidir. Yani en büyük şirkette de aynı bakkal hesabıdır. Masraflar, gelirler, aradaki kar. Şimdi Türkiye'nin de iç borcu var. İç borcu aslında büyük değil. Milli gelirin %20'si. Bir de bizim milli gelirimiz tam hesap edilmiyor. Kayıt dışı olanı var. Belki de %15'i, 10'u. Mühim olan iç borcun faizi yüksek. Şimdi faizi yüksek olunca piyasanın faizini yükseltiyor. Mahvediyor. Yani şeyi zehirliyor. Ticareti zehirliyor. Ekonomiyi zehirliyor. Yeni iş imkanları açılamıyor. Herhangi bir müteşebbise sorun. Bir bakkaldan, bir büfeciden, bir taksiciye veya bir kamyoncuya kadar. En büyük dert nedir? Faizdir. Adam o ağır faiz altında yenileyemiyor. Şeyini, işini büyütemiyor. Eziliyor gidiyor, gelişemiyor. Çünkü bir firmanın gelişmesi için muhakkak kar etmesi lazım. Yüksek faiz karı götürüyor. Hatta seni zarara atıyor. Yani iç borcun esas problemi kendi ödediği faizden ziyade piyasanın faizini çok yüksekte tutmasıdır. Bunu hallediyoruz. Bizim hesabımıza göre devlet hızlı bir şekilde bunu halledebilir. Ne nasıl olur? Biz bunu hep söylüyoruz. Bir daha söyleyeyim sizin programınızda. Bir kere bir miktar döviz satarız. Var elimizde döviz rezervi. Bir miktar para basarız. O zaman da şeyin fiyatı artacak. Gayrimenkul ve kit fiyatlarını daha pahalıya satarız. Galiba bir şey mi geliyor? Evet. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet.